Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir Xiaomi videosuyla karşınızdayız. Bu videoda arkadaşlar MIUI 12 arayüzünü alacak olan modellerden size bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ülkemizde şu aralar en çok satan modellerden birisi de Xiaomi diyebiliriz. Hatta Xiaomi'nin kendi iddiasına göre Türkiye pazarında birinci konumdalar. Tabii Samsung'da bu iddiadan sonra işte bizim %40 pazar payımız var. Asıl birinci biziz gibi bir açıklamada bulundu. Dolayısıyla şu anda Türkiye pazarında en çok telefon satan marka kim? Biz de bilmiyoruz. Samsung benim diyor, Xiaomi benim diyor. Apple, Oppo, Huawei gibi modellerden zaten ses yok şu anda. Fakat Xiaomi ve Samsung arasında bu konuda en azından bir rekabet olduğunu söyleyebiliriz. Şunu rica ediyorum sizden arkadaşlar. Sizce birinci kim? Yorumlarda bunu bize yazın görelim. Çünkü sonuçta telefonu alanlar, kullananlar sizlersiniz ve yaş kitlesi itibariyle izleyicilerimizin birçoğu da öğrenci. Dolayısıyla arkadaşlarınızın kullandıkları modelleri de görüyorsunuz. Arkadaşlarınızın aldıkları modelleri de görüyorsunuz. Bu yüzden sizin gözlemleriniz bence pazardaki gerçek birinciyi ortaya çıkarmaya yarayacaktır. Samsung benim diyor, Xiaomi benim diyor. Bence ben kendi görüşümü söyleyeyim arkadaşlar. Tamamen bağımsız bir görüş. Benim gözlemlediğim Xiaomi sanki bir tık daha fazla satıyor gibi şu aralar. Ama tabii belki sadece benim oturduğum bölgede böyledir. Diğer pazarlarda, diğer şehirlerde ya da ne bileyim diğer ilçelerde Xiaomi yerine işte belki Samsung çok satıyordur. Dediğim gibi burada gözlemlerinizi bizlerle paylaşırsanız belki firmalar açısından da hani bu bir ayna görevi görür ve kimin birinci olduğunu daha net bir şekilde anlarlar. Diyelim ve tekrar videomuza geri dönelim arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi MIUI 12 global arayüzünü alan cihazları sizlere göstereceğiz. Xiaomi aslında başından beri bir liste yayınlıyordu fakat sonunda tam listeyi yayınladı. Yani arkadaşlar şu anda bizim sizlere göstereceğimiz liste tam liste ve bu cihazların üzerine yeni bir cihaz eklenmesi de planlanmıyor. Yani bu listede telefonunuz varsa MIUI 12 global arayüzünü alacaksınız demektir. Ama cihazınız yoksa MIUI 12 arayüzünden mahrum kalacaksınız diyebiliriz. Şunu sizlere belirtmek istiyorum dipnot olarak. Telefonunuz yeni olabilir fakat böyle Redmi'nin çok ucuz modelleri var arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle tek kamera, iki kamera ile falan çıkan. Onlara güncelleme genelde gelmiyor. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Yani demeyin ya arkadaşım ben bu telefonu daha dün aldım, bugün aldım. İşte bir senelik telefon, buna nasıl güncelleme gelmiyor vesaire demeyin. Bir de mümkünse bize söylemeyin arkadaşlar. Güncellemeyi yayınlayan biz değiliz sonuçta. Geçen bir tane daha böyle bir içerik açıklamıştık. Telefonu yeni almış arkadaş. Ya ben bu telefonu yeni aldım, sen nasıl güncellemeyi bana vermezsin falan diye bize söylemiş de yani biz vermiyoruz güncellemeyi. Markalar veriyor. Dolayısıyla biz burada sadece aracı izleyebilirim. Hangi markalara gelmiş, hangilerine gelmemiş. Bunları paylaşıyoruz sizinle. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri global MIUI 12 güncellemesini alacak olan Xiaomi ve Redmi modelleriyle baş başa bırakalım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Xiaomi listeye pek çok yeni cihaz eklemiş durumda. Tabii şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Önümüzdeki süreçte bu listeye cihaz eklenmeyecek denildi. Ama olur da bir sürpriz olursa, ya işte şu cihaz tarafında çok fazla talep geldi, biz bu cihazı da eklemeye karar verdik derlerse, bunu sizlerle en azından haber olarak paylaşmış oluruz. Lütfen o yüzden teknolojioku.com'u da düzenli olarak takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz çok böyle faal bir uygulamamız var bizim ki gerçekten hani uygulamayı indirdikten sonra da göreceksiniz, en stabil çalışan böyle medya uygulamalarından biri. Bu bilgiyi verdikten sonra arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Xiaomi güncellemeler konusunda biraz sıkıntılı bir şirket. Dolayısıyla MIUI 12 çıkar çıkmaz indirmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bu güncellemelerde illaki bir sorun çıkıyor arkadaşlar. Yani indirenleri de görüyoruz. Kimi diyor işte telefonumun sesi kısıldı. Kimi diyor oyunlarda çok ısınmaya başladı. Kimi diyor telefonu şarja takıyorum daha yavaş şarj oluyor. Yani pek çok sorunla karşı karşıya kalmanız olası ki biliyorsunuz Çinli üretici bu konularda da biraz böyle damgalı bir isim. Neden? Çünkü geçtiğimiz dönemlerde MIA 3 için aynı güncellemeyi 3 kere yayınlayıp geri çektiler. Dolayısıyla bu çok da eşine benzerine rastlanan bir konu değildi. Tabii MIA 3 Android One tabanlı bir cihazdı ama hani bu aksaklıklar MIUI arayüzünde de oluyor. Hatta şunu hatırlatayım. Bir MIUI güncellemesinde Xiaomi dedi ki ya bizim bu güncellemede biraz sıkıntılar var. Eğer indirmediyseniz indirmeyin dedi. Ama güncelleme duruyordu yani. Güncellemeyi geri çekmediler. İndirmeyenlere de indirmeyin. Yenisini yakında yayınlayacağız dediler. Yani bu tarz sorunlar da oluyor ki Xiaomi de bunları kabullenmiş durumda. Şimdi bu videomuzda size Xiaomi'nin MIUI 12 global arayüzüne alacak olan cihazlardan bahsettik. Ve dediğimiz gibi güncelleme yayınlanır yayınlanmaz da indirmeyin. Biraz bekleyin arkadaşlar. Bu biraz ne kadar onu da söyleyeyim size. 2 hafta bekleyin. Çünkü sorunlar anca ortaya çıkıyor falan. Dolayısıyla eğer 2 hafta sonunda herkes memnunsa ki bu çok mümkün olmadı şimdiye kadar. Ya da böyle ne bileyim ufak tefek sorunlar varsa hani dert etmeyeceğiniz sorunlar varsa o zaman güncellemeyi gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Çok büyük bir dert değil. İzlemeniz bile yeterli. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.